Merhaba arkadaşlar. Yedinci ünite olan bağışıklığın yapısal unsurları bu videoda işlenecektir. Genel olarak temel kavramlardan, antijenlerden, antikorlardan, immün sistem hücrelerinden, immün sistem organlarından bahsedeceğiz. Enfeksiyon tanımlamakla başlayalım. Enfeksiyon mikroorganizmaların vücuda yerleşmesine denir. Enfeksiyöz hastalıklar ise bu nedenle oluşan hastalıklardır. İmmün yanıt vücudun yabancı etkenlere karşı gösterdikleri tepkilerin tümüne denmektedir. İmmün sistem ise immün yanıta görev alan tüm hücre, organ, moleküllerin oluşturduğu kompleks yapılardır. Doğal direnç, genetik temele bağlı özellikler, bazı hayvan hücrelerinde veya cinslerinde bazı infeksiyöz hastalıkların hiç oluşmamasını sağlar. Buna doğal direnç denir. Bu durumun vücudun savunma faktörleri veya bağışıklık ile bir ilgisi yoktur. Doğal direnç kesindir. Yani belirli bir infeksiyona doğal dirençli bir tür hiçbir şekilde o hastalığa yakalanmaz. Bu nedenle doğal dirence absolut direnç veya kesin direnç de denir. Bir türün bazı ırkları, hatta bazı bireyleri belirli infeksiyonlara diğer ırk ve bireylere göre daha dirençli olabilirler. Ancak ırk veya birey düzeyindeki direnç kesin değil, görecelidir. Bu duruma ise relatif direnç denir. Doğal savunma engelleri, vücudumuzun bazı yapısal unsurları veya fizyolojik olayları mikroorganizmaların mukozal yüzeylerde yerleşmesine, vücuda girmesine veya vücutta yayılmasına engel olabilir. Aslında immün sisteme dahil olmayan fakat doğal bir engel işlevi gören bu unsurlar doğal savunma engelleri olarak nitelendirilir. Bunların asıl görevleri savunma değildir. Ancak normal fizyolojik işlevlerini yürütürken dolaylı olarak vücudun savunmasına da katkıda bulunurlar. Bu doğal savunma engellerinin çoğu deri ve mukoz membranlar gibi vücut yüzeylerinde çalışırlar. Nonspesifik bağışıklık, doğal savunma engellerini aşabilen patojenler vücuda girdiklerinde çeşitli savunma hücreleri ve moleküllerle karşılaşırlar. İmmün sistemin birer parçası olarak kabul edilen bu unsurlar mikroorganizmalar arasında ayrım yapmaz. Yani patojenin tipine özel bir yanıt oluşturmazlar. Vücut savunmasındaki bu aşamaya doğal bağışıklık veya nonspesifik bağışıklık denir. Bu işlevi yürüten hücre ve moleküller genellikle vücut içinde, kanda ve dokularda bulunurlar. Spesifik bağışıklık, kazanılmış bağışıklık, edinsel bağışıklık. Bunlar aslında daha önce görmüştük ama hem tekrar edelim hem de konu biraz daha açalım. Doğal veya non-spesifik savunmanın aksine vücutta hazır olarak bulunmayıp belirli uyarım veya reaksiyonlardan sonra kazanıldığı için bu şekilde tanımlanırlar. Lenfositler kazanılmış bağışıklığın en önemli unsurlarıdır. Lenfositleri spesifik olarak uyaran maddeleri ise antijen denir. Spesifik immün yanıt bir antijenin kendine spesifik lenfositleri uyarmasıyla başlar. Kazanılmış bağışıklık antijen tipine çalışan immün sistem ögelerine ve sonuçlarına göre iki şekilde ortaya çıkar. Humoral bağışıklık antijenlerin B lenfositleri uyarması ve antikor üretimiyle sonuçlanan immün yanıt olup savunma aracı antikorlardır. Hücresel bağışıklıkta ise antijenlerin T lenfositleri uyarmasıyla ortaya çıkan hücresel immün yanıt sonrasında kazanılır. Savunma aracı ise sitotoksik T lenfositlerdir. Spesifik immün yanıtın temel özelliklerine gelince antijenlere karşı oluşan hümeral ve hücresel immün yanıtın tipik özellikleri vardır. Bu özellikler lenfositler ile ilişkilidir. Spesifik immün yanıtı non-spesifik savunmadan ayırır ve vücudun diğer tüm sistemleri arasında bunu eşsiz kılar. Spesifite immün yanıt antijeni spesifiktir. Birçok antijene karşı vücutta özel bir lenfosit soyu vardır. Bağışıklık soyların çalışmasıyla kazanılır. Bellek bir antijenle bir kez karşılaştığınızda immün sisteme daha sonraki girişlerinde aynı antijeni tanıma yeteneğine sahiptir. Spesifik bağışıklığın bu özelliğine immünolojik bellek denir. Self tolerans immün sistem yabancı antijenlerin tümüne karşı immün yanıt oluşturabilirken vücudun kendine has yapılarına karşı immün yanıt oluşturmaz.
Bağışıklık kazanma yolları, bağışıklık dört yolla kazanılabilir. Bunlardan birincisi doğal aktif bağışıklık. Patojen veya antijene karşı oluşan immün sistemin verdiği yanıttır. Yapay aktif bağışıklık aşılama yoluyla kazanılan bağışıklıktır. Doğal pasif bağışıklık fetusa veya yavruya anneden geçen bağışıklık. Yapay pasif bağışıklık antiserum uygulamasıyla hatırlayın hayvanlarda oluşturulup başka bir hayvana aktarılan mikroorganizma parçalarıyla kazandırılan bağışıklıktır. Antijen immün yanıtı uyaran ve oluşturan bağışıklık ögeleriyle spesifik reaksiyon veren maddelere biz antijen diyoruz. Antijenler spesifik yanıt oluşturmak üzere lenfositleri uyaran maddelerdir. Antijenliğin koşulu nedir? Vücuda yabancı olması gerekir. Immün sistem kendi vücuduna ait olan ve kendinden olmayanı ayırt edebilir. Bu açıdan bakıldığında virüslerden memelilere, bakterilerden bitkilere kadar tüm canlılar ait hücrelerin ve bunlara ait moleküllerin diğer hayvanlar için antijen olduğu söylenebilir. Molekülün moleküler ağırlığı yanında kompleksliği de antijenlik koşuludur. Doğal proteinlerin iyi antijen olmalarının asıl nedeni kompleks bir yapıya sahip olmalarıdır. Antijen determinant, başlıca antijen grupları proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitlerdir. Glikoprotein, lipoprotein, nükleoprotein ve glikolipid molekülleri de antijenler grubuna antijenlerdir. Antikorlar humoral bağışıklıkta B lenfositlerinin antijene yanıtı sonucunda oluşan ve bu antijene spesifik olarak birleşebilen bağışıklık elemanlarına antikorlar denir. Antikor yapısındaki moleküller B lenfositleri üzerinde B hücre reseptörü olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında serbest antikorlar olarak bulunurlar. Her iki form da sadece belli bir antijenle spesifik olarak reaksiyona girme özelliğindedir. B hücre reseptörleri antijenlerin B hücreleri tarafından tanınmasını ve hücrelerin aktive olmasını sağlarken aktive olan hücrelerden salınan antikorlar antijenleri bağlar ve diğer efektör mekanizmalarla bunların tahribini sağlar. Ekranda bir immünoglobulin molekülü görüyorsunuz. Antikorlar temel kimyasal yapı olarak globülinler içinde yer aldıklarından ve işlevsel açıdan immünite ile ilişkili olduklarından moleküler yapıları immünoglobulin şeklinde ifade edilir. Temel olarak 4 polipeptit zincirinden oluşmuşlardır. Bu temel birim içinde aynı yapıya sahip simetrik 2 ağır zincir ekranda gördüğünüz gibi ve 2 tane de hafif zincirden oluşmuşlardır. Ağır zincirlerin her biri 450-500, hafif zincirlerin her biri ise 220 amino asitten oluşmuşlardır. Bu zincirler disülfit bağları ile birbirlerine bağlanmışlardır ve moleküle Y şeklini vermişlerdir. Her bir zincirin bir ucu karboksil grubu ile sonlanırken diğer ucu amino grubu ile sonlanır. Her bir immünoglobulin zinciri ilmekler şeklinde organize olmuşlardır. Ayrıca sabit ve değişken bölgeler içerirler. Yine ekranda immünoglobulin sınıflarını görüyorsunuz. Ağır zincir sabit bölgesindeki amino asit yapılarına göre 5 temel ağır zincir tipi vardır. Gamma, mu, alfa, delta ve epsilon ağır zincirin tipi immünoglobulin sınıfını belirler. Böylece gamma, mu, alfa, delta, delta ve epsilon gibi zincirler taşıyan immünoglobulinlere sırasıyla immünoglobulin G, immünoglobulin M, A, D ve E adı verilir. İmmünoglobulin sistem hücreleri, virüs savunması ile direkt veya dolaylı ilişkili hücrelerin tümü immünolojik açıdan immün sistem hücreleri olarak nitelendirilir. Tüm immün sistem hücreleri multipotent köken yani stem hücrelerinden gelişirler. Bu hücreler iki farklı yol izleyerek değişime uğrar ve mevcut tüm immün sistem hücrelerini oluştururlar. Miyeloid seriden gelişen hücreler, fagositik hücreleri ve diğer hücre tiplerine lenfoid seriden gelişen hücreler, lenfositleri oluştururlar.
Miyeloid seri hücreleri bu seriye morf nükleer hücre grubundan nötrofiller, ezonifiller ve bazofiller, mononükleer hücre grubundan makrofajlar ve mast hücreleri girer. Polimorf nükleer hücrelerin ortak özellikleri segmentli ve düzensiz bir çekirdeğe sahip olmaları ve sitoplazmalarında granül taşımalarıdır. Bu yüzden granülosit olarak da adlandırılırlar. Lenfosit seri hücreleri, lenfoid sistem hücrelerinin geçirdiği çeşitli aşamalardan sonra lenfoid seriye ait lenfositler ve doğal öldürücü hücreler oluşturulur. Lenfositler antijenleri tanıyan ve bağışıklığı sağlayan gerçek immün sistem hücreleridir. Lenfositlerin alt tipleri yüzey moleküllerine göre detaylı olarak ayırt edilebilir. Bir lenfositin yüzeyindeki moleküllerin formülü o hücrenin hangi lenfosit tipi olduğunu dolayısıyla hangi işi yaptığını gösterir. İki temel lenfosit tipi B hücreleri ve T hücreleridir. Primer lenfoid organlar lenfositlerin gelişiminden, değişiminden ve immünite ile ilgili temel özelliklerinin yüklenmesinden sorumlu. Organlara primer lenfoid organlar ve merkez lenfoid organlar denir. Primer lenfoid organların ortak özellikleri şunlardır. Yeni doğanlarda en büyük relatif hacme sahiptirler. Puberteden sonra hızla küçülürler. Vücuda antijenik uyarım olmasa dahi normal gelişimlerini ve doku organizasyonlarını tamamlarlar. Yeni doğan döneminde vücuttan çıkartılmaları halinde yürüttükleri fonksiyonlarda önemli kayıplar olur. Sekonder lenfoid organları ise antijene karşı immün yanıtın geliştirmesinden sorumlu olan ve bunun için uygun ortam sağlayan organlara sekonder lenfoid organlar veya periferal lenfoid organlar denir. Sekonder lenfoid organların ortak özellikleri ise organların gelişimi normal vücut gelişimiyle paralel yürür. En büyük hacimlerine erişkin dönemde ulaşırlar. Vücuda antijenik uyarım olmadığında normal gelişimlerini ve doku organizasyonlarını tamamlayamazlar. Neonatal dönemlerde çıkarılmaları halinde yürüttükleri fonksiyonlarda önemli kayıplar olmaz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sorularla pekiştirebilirsiniz. Teşekkürler.